Değerli okuruyorum takipçileri. Bu videomuzda sürdürülebilir öğretmenliğin ikinci 10 ilkesini konuşacağız. Müzik Kanalımızı takip edenler hatırlayacaklardır. Sürdürülebilir öğretmenliğin 10 ilkesi ismiyle bir video çekmiştik. Ama benim notlarımda toplam 30 ilke var sürdürülebilir öğretmenlikle ilgili. Bu videoda da Sürdürülebilir öğretmenliğin 10 ilkesi ismiyle ikinci bir video çekmiş oluyoruz. Dilerseniz videomuza hemen başlayalım. Sürdürülebilir öğretmenliğin, 11 ilkesi verimli ve disiplinli bir hayat sürmek. Öğretmenlik mesai anlayışı itibariyle diğer birçok meslekten farklı ve yoğun çalışılan bir meslek dalı. Bütün meslek hayatı boyunca emekliliğine kadar, dakikaları hatta saniyeleri sayarak çalışması gereken bir meslek. Ders ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, toplantılara saat kaçta katılınılacak, okuldan kaçta çıkılacak, bayrak töreni ne zaman yapılacak? Bunların hepsi dakikasıyla belli ve içi de tamamen dolu olarak yaşanması gereken süreçler. Derste dersin bir kısmını boş veremezsiniz. Törende baş veya bir toplantıda konu dışında herhangi bir şeyle ilgilenemezsiniz. Dolayısıyla bu disiplin anlayışını ömrünüzün, hayatınızın diğer bölümlerine, diğer noktalarına da dağıtmalı ve mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde bunu dizayn etmelisiniz. Hayatınızın, günlük yaşantınızın neresinde ne yapacağınızı. Birçok konuda öğretmenler zaman bana yetmiyor. İşte ne yapacağım, öğretmenlik dışında bir şey yap yapmak istiyorum fakat bana vakit bulamıyorum gibi türlü bahaneler söylüyorlar, konuşuyorlar. Bununla ilgili birkaç e, tavsiyede bulunayım. Öncelikle sabah erken kalkmak, mümkünse sabah namazından sonra yatmamak. Akşam da herkes yattıktan sonra bir vakit varsa, yarım saatlik, bir saatlik de olsa o vakti de çalışmak için, bir şeyler üretmek için e, değerlendirmek e, birçok noktada aslında günün çok uzun bir zaman olduğunu, bizim bu uzun zamanı, gün dediğimiz uzun zamanı uykuyla veya boş şeylerle ne kadar çok öldürdüğümüzü bunu dikkat ederek yaşadığımız zaman fark edebiliyoruz. Sabah namazında özellikle yazın sabah namazından sonra yatmamak yapacağınız işleri bitirdiğinizde aslında günün birçok insan için yeni başladığını fark etmenize sebep oluyor. Dolayısıyla sabah erken kalkmak ve akşam mümkünse herkesin yattığı zamanlarda çalışmak şeklinde bir tavsiyede bulunmuş olalım. İkincisi herkesin söylediği zaman öğütücüleri terk etmek. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey. Ekran dediğimiz şeyden mümkün olduğu kadar uzak durmak. Boş şeylerden atalarımızın geleneğimizin malayani dediği boş şeylerden yüz çevirmek. Gereksiz işleri yapmamak bunun yerine gerekli işlere okumak gibi, öğrenmek gibi, araştırmak gibi bazı hobileri, sanat dallarını geliştirmek gibi konulara sevk etmek bizim verimli ve disiplinli yaşamamız için çok daha önemli ve çok daha değerli anları bize kazandıracaktır. Bir de gün içerisinde bazı rutinler oluşturmak önemli. Sabah kalktığınızda kahvaltı yapmayı, günün belli saatlerinde çay kahve içmeyi veya günün belli saatlerine okuma için ayırmayı rutin haline getirebilirseniz o sizin için vazgeçilmez bir şey haline gelirse bu sadece böyle işte okumak gibi veya hobi gibi konular için geçerli değil. Günün belli saatlerini veya belli bir saatini spor yapmak için ayırırsanız bunlar sizin hayatınızı da disiplin altına alacaktır. Aslında günde beş vakit namaz kılan bir insansanız bu sizin hayatınızın zaten rutinlere bağlı olduğunu gösteriyor. Bu büyük bir kazanç. Fakat her halükarda gününüzün belli noktalarını belli şeylere ayırmak, zihninizi onlara bağlı olarak çalıştırmak sizin gün içerisini boş harcamamanız için sizi doğal olarak doğru yolda tutacak, doğru yola sevk edecek olan noktalar olacak, çıpalar olacaktır. Buna da dikkat etmek lazım. Sürdürülebilir öğretmenliğin 12. ilkesi az ve öz konuşmak. Diyeceksiniz ki öğretmenin işi konuşmak, anlatmak, öğretmek. Ders içerisinde, ders dışında konuşmadan öğretmenlik mi yapılır? Evet, her meslekte olduğu gibi ya da birçok meslekte olduğu gibi konuşmak bizim mesleğimiz için de önemli. Fakat burada benim söylemeye çalıştığım çok ve gereksiz konuşmaktan uzak durmak, mümkün olduğu kadar dolu dolu konuşmak ve gereksiz konuşmayı terk etmekten bahsediyoruz. Sınıfın içerisinde bu böyle aslında. Öğretmen konuşma görevini ya da konuşma iznini öğrencilere verip ders konusunda onları konuşturduğu zaman kendisi de daha az konuşacak, daha az yorulacaktır. Fakat günün diğer kısımlarında disiplinli yaşamak, rahat yaşamak, sürdürülebilir bir öğretmenlik yapmak için e, evde, komşulukta, çarşıda, pazarda, arkadaşlar arasında mümkün olduğu kadar az konuşarak daha çok dinlemeyi tercih ederek de sürdürülebilir bir öğretmenlik yapılabilir. Çünkü öğretmenin sesi kendi sermayesidir bir bakıma. E, dolayısıyla okul dışındaki hayatında da çok konuştuğu zaman hem sesini yoracaktır hem zihnini yoracaktır. E, Tabi diyeceksiniz ki Konuşmayı çok seven insan ne yapacak? Biz öğretmenler çok konuşmamızla eleştiriliriz bazen okul dışında da. Burada bir disiplin altına sokmak için kendini insan mümkün olduğu kadar az konuşmayı ve daha çok dinlemeyi kendine bir ilke haline getirip kendini bu konuda zorlayabilir. Ders içerisinde mümkün olduğu kadar az konuştuktan sonra hemen bir etkinliğe geçmek, öğrencileri işin içine koşmak veya toplum içerisinde fikrini söyledikten sonra lafı uzatmadan, insanları yormadan ki çok konuşan insan birçok yerde sevilme sevilmeyen kişidir. Kendisi kendi yüzüne söylenmese de e, susan ve kendi söyleyeceği sözün dışında bir şey konuşmak ihtiyacı hissetmeyen e, bu biraz da özgüvenle ilgili bir şey. Bir kişi olarak yaşamak sürdürülebilir öğretmenlik açısından e, bizi mümkün olduğu kadar rahatlatacak bir tavır olacaktır. 13. kuralımız az kural koymak bu az kural koymayı hem kendine az kural koymak hem öğrenciye az kural koymak şeklinde ikiye ayırabiliriz. Sınıf yönetiminde az kural koymak sürdürülebilir bir sınıf yönetimi ve öğretmenliği doğurur. Hayat içerisinde de mümkün olduğu kadar az kural koymak kişinin kendisine yeri geldiği zaman esneyebileceği için kendini duvarlar arasında sıkıştırmayacağı için daha sürdürülebilir bir hayat imkanı sunacaktır. Bu daha az stres demek, önüne daha az bariyer çıkması demek bir kişi için. Ee, bazı konularda e, ne yapacağını o anda karar vermek, daha önce e, prensip adı altında e, veya kendine koyduğu kurallar sebebiyle sürekli olarak bazı duvarlara çarpmak insanı e, hem manen hem fiziken yıpratacaktır stres olarak geri döneceği için. Dolayısıyla 2-3 kuraldan fazla kural koymamak sınıf içerisinde Hayat içerisinde de kurallarını mümkün olduğu kadar esnetmek sürdürülebilir öğretmenlik açısından bizim ilkelerimizden biri olmalı. Belki de bu 2-3 ilkeden biri olmalı yani. Sınıf içerisinde düşünürsek koyacağımız her kural kendimizi bağladığımız bir iptir aslında. O ipin dışına çıkamayacağız demektir. Ne kadar çok iple kendimizi bağlarsak hareket alanımız o kadar az olacaktır. Bir süre sonra çok kural koyduğumuz ve bu kuralları uygulayamadığımız için hem kendimiz, kendimize saygımız azalacak hem de öğrenci gözündeki itibarımız sarsılacak. Bu aslında netice itibariyle bizim tam isteme, istediğimiz sonucun tersi bir sonuç doğuracaktır. Buna da dikkat etmek lazım. Sürdürülebilir öğretmenliğin 14. ilkesi duygulara önem vermek. Bu materyalist dünyada, bu pozitivist düşüncenin hakim olduğu dünyada insanları sadece bir robot gibi görmek, sadece bir bedenden ibaret gibi görmek Kuralları koymak ve herkesin ona uymasını beklemek kendimiz dahil. Maalesef düştüğümüz büyük bir hata. Fakat insan beden olduğundan daha çok duygu insanı. Duygu varlığı aslında. Duyguları kendisini yönetiyor. Duygularına hakim olabildiği sürece daha başarılı veya mutlu olabiliyor. Bunu hakimlik olarak söylemeyelim aslında. Onunla barışık yaşay yaşayabildiği sürece diyelim belki de. Dolayısıyla biz Duygularımıza rağmen değil duygularımızla birlikte yaşayabilirsek hem öğretmen öğrenci ilişkisi açısından hem kişisel hayatımız açısından daha sürdürülebilir bir öğretmenlik yaparız. Bir zamanlar Bekçi Murtaza ismiyle bir film vardı Türk sineması. Yani oradaki karakterin düştüğü hatalara düşmemek sonuçta bir faciaya sebep oluyor çünkü. Yaşadığı çevreyi mahveden bir bomba gibi patlayan bir karaktere dönüşüyor insan. Dolayısıyla öğrencinin gözüne bakmak, onun duygularını anlamaya çalışmak, kendi duygularını ara sıra analiz etmek, ne düşündüğünü, ne hissettiğini kendi kendine itiraf etmek ve ona göre tavır almak, pozisyon almak sürdürülebilir öğretmenlik açısından bizim için kaçınılmaz olacak. Ayrıca duygularına değer verildiğini düşünen öğrencilerin size karşı duygularının da çok daha sevecen olacağını, daha size bağlılıklarının artacağını da unutmamak lazım. Onların sizin duygularınızı düşünmesini istiyorsanız öğretmen olarak onların duygularını düşünmek bir yetişkin olarak öncelikli görevidir öğretmenin. Yani bazen siz beni sevmiyor musunuz? Siz beni hiç anlamıyor musunuz? Ben de insanım tarzında bazı serzenişlerde buluyoruz, bulunuyoruz öğrencilere. Fakat durup da biz acaba onlara e, aynı şekilde davranıyor muyuz? Beklediğimiz davranışı onlara gösteriyor muyuz? Yansıtıyor muyuz? E, diye de bir durup düşünmek gerekir yani. Sürdürülebilir öğretmenin 15. ilkesi empati kurmak. E, karşıdaki insanı anlamaya, kendimizi onun yerine koymaya çalışmak. E, bu dünyada kimse ben değil. E, benim şartlarımı taşımıyor. Başka başka dünyalarda yetişti. Başka dünyaların insanı, başka şartlarda yoğruldu ve karakterini şekillendirdi. Ben de kimse değilim. Dolayısıyla karşılıklı empatiyle davrandığımız zaman meslektaşlarımıza, öğrencilerimize veya okul dışındaki hayatımızda yakın çevremize o zaman daha sürdürülebilir bir öğretmenlik yapma imkanımız var demektir. Bu biraz koruyucu hekimlik gibi okul dışındaki hayatımızda ne kadar az stres çekersek, komşularımızla ne kadar az gerilim yaşarsak, Ailemizle ne kadar az sürtüşürsek sınıfa gittiğimizde aslında şarjımız o kadar yüksek çıkacaktır ve daha dolu dolu bir ders işlemek, duygu aktarımı yapmak imkanını bulacağız demektir. Bunun tam tersini düşünün. Zaten sınıfa bitmiş bir şekilde girecek öğretmen, öğrenci de neticede o da bir insan. Gözüne baktığı zaman öğretmenin kendisi hakkında ne hissettiğini ya da daha acısını söyleyelim bir hissinin kalıp kalmadığını öğrenecek ve anlayacaktır. Bunun için empati de bizim için temel ilkelerden bir tanesi. Aslında İsar kavramını da burada dile getirmek isterim ama o çok üst düzey bir erdem. O herkese nasip olmaz belki de. Dolayısıyla empatiyi burada ilke olarak belirleyelim. Bir de empati yapmak deyince öğretmen öğrencinin yaptığı olumsuz davranışları eleştirmeden önce o çocuğun yaşındayken ya da gencin yaşındayken kendisinin ne yaptığını da Önce bir gözünün önüne getirmesi lazım. Öğretmen abimiz şair yazar Hüseyin Akın'ın bir tabiri var bu konuda. Empati bir öğretmeni doğrudan kendi çocukluğuna götürür diyor. Önce bir kendi çocukluğumuza gidip ona kızmadan, karşımızdaki çocuğa kızmadan önce kendimizin aynı hatalara düşüp düşmediğini yoklarsak, eğer düşmüşsek o zaman o kadar da kızılacak, o kadar büyük tepkiler gösterilecek bir şey olmadığını herhalde fark edebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu empati meselesini de akıldan çıkartmadan davranışlarımızda bir temel şekillendirici olarak düşünmemiz gerekir. Sürdürülebilir öğretmenliğin 16. ilkesi kişiliklere değil, davranışlara odaklanmak. Öncelikle şunu kabul etmek gerekir. Kişilik büyük oranda değişmeyen bir şey. Hele hele karşımızdaki gencin kişiliği neredeyse artık netleşmiştir. Dolayısıyla biz oklarımızı, eleştirilerimizi kişiliğin üzerine, o gencin kişiliğine doğru yönelttiğimiz zaman bundan bir sonuç alamayacağımız gibi daha da parçalanmış bir iç dünyaya sebep oluruz. Fakat çok daha kolay değişebilecek şeyler var. Onlar da davranışlar. Biz çocuğun ya da gencin davranışının hatalı olduğunu ona hissettireceksek bunu da ona o şekilde söylememiz gerekir. Yani bir karşıdaki birine onun kafasının çalışmadığını, ahlaksız olduğunu ya da daha ağır şekilde hakaret eder gibi ona söylersek o bir süre sonra artık bu konuda bir aşınma yaşayacak, bir duyarsızlığın içerisine düşecek ve bunu kabullenecektir. Arkadaşına yaptığı davranışın ya da ders çalışmamasının hatalı olduğunu, bunu düzeltme gücünün onda olduğunu ona hissettirebileceksek o zaman o şekilde davranmamız gerekir. Bazen şunu düşünebilir öğretmen arkadaşlar. Yani biz o kadar büyük sorunlarla yaşıyoruz, karşılaşıyoruz ki onun o davranışının değişmesi mümkün değil. Her davranış değişir. Bugün değişmezse yarın değişir. Yani bu konuda öğrenciden, karşımızdaki insandan, vatandaşımız olan kişiden, dinde, din kardeşimiz olan kişiden ne dersek artık buna ümidi kesmek zaten onu orada o çukurun içinde bırakmak demek. Bizim görevimiz bu değil. Öğretmenliği bırakın, insanlık olarak bile görevimiz bu değil. Dolayısıyla onun her şekilde değişebileceğini, davranışlarını düzeltebileceğini ona umut olarak ona hissettirmemiz gerekir. Bir gün acaba ben değişmeli miyim, değişebilir miyim diye düşüneceği zaman o genç olan kişi aklının bir köşesinde aa felence öğretmenim sen yapabilirsin demişti diyerek belki o kapıdan çıkacaktır o hatanın içinden. Fakat kimse demediyse o zaman bütün kapılar kapalı olacağı için nereden çıkacağını, nasıl çıkacağını da bilemeyecektir. Bunu biz bilemeyiz. Ne zaman, ne şekilde olacağını. Ama bizim görevimiz ona sadece onun olabileceğini hatırlatmak ve söylemek olmalı. 17. ilkemiz olayların sebeplerine inmeye çalışmak. Sınıfın içerisinde olsun, öğretmenler odasında olsun veya başka herhangi bir yerde olsun, bizim hoşumuza gitmeyecek bir tavırla karşılaştığımızda karşımızdakinin niçin böyle davrandığını analiz etmezsek o zaman her davranışı kişisel algılamaya ve her sözü bize karşı her tavrı bizim içimizde yara açan bir bıçak gibi bir ok gibi algılamaya başlarız. Fakat bunların çoğu böyle olmayabilir. Bizimle ilgisi olmayabilir. Bizim dışımızda bazı sebeplerle olabilir. Bunu şöyle düşünün. Bir devlet dairesine gitmişsiniz. Herhangi bir oradaki görevliden bir şey rica edeceksiniz. Fakat da o gün içerisinde öyle kötü şeyler yaşamış ki o kişi artık sizin oraya gelmiş olmanız bardağı taşıran son damla olmuş ve size çok ters davranmıştır. Yani bu sizin kişiliğinizle alakalı bir şey değil. Oraya siz değil de başkası da gelmiş olsa ona da öyle davranacaktı. Dolayısıyla bu nasıl, bana nasıl böyle davranır dediğiniz zaman acıtacak olan bir şey. Onu anlamaya çalıştığınız zaman, sizinle ilgisi olmadığını anladığınız zaman daha az acıtacak olan bir şey ve daha sürdürülebilir bir hayata yol açacak olan bir şey derslerde de öğrenci karşınızda sizinle size problem çıkartan dersi işlemenizi engel olan veya derse karşı son derece isteksiz olan bir tavırla duruyorsa sınıfın içerisinde onu kişisel algıladığınız zaman büyük bir stres yaşıyorsunuz yaşıyoruz Bunu çok hissettik yaşadık yani fakat derinine indiğinizde o çocuğun ailevi problemleri olduğunu annesinin babasının belki birinin veya ikisinin hayatta olmadığını, okul dışında çok ciddi stres ve baskı altında olduğunu anladığınız, keşfettiğiniz, öğrendiğiniz zaman artık onun o davranışlarının sizinle ilgisi olmadığını bilip ona göre hareket ettiğinizde çok daha rahat ve tolere edilebilir bir öğrenci haline geliyor. Daha az stres yaşıyorsunuz, daha az, daha az geriliyorsunuz. Dolayısıyla karşımızdaki olayın, kişinin, davranışların niçin o şekilde geldiğini, o boyutlara taşındığını analiz etmeden, tahlil etmeden, röntgenini çekmeden davranmamak, bir tepki vermemek, kişisel algılamak veya algılamamak şeklinde bir ani refleksif davranış bizim sürdürülebilir öğretmenliğimiz önünde de ciddi bir engel olacaktır. Tabi burada bizi aşan durumları sınıf içerisinde veya okul içerisinde bizim çözemeyeceğimizi anladığımız durumları keşfetmemize de sebep olacak. Bu konuda bize yardımcı olacak böyle bir davranış, böyle bir tavır. O durumda da daha yukarıya havale etmek, çözüm merciğinin olabileceğini düşündüğümüz yerleri haberdar etmek, olayı oraya kanalize etmek bizim için hem de karşımızdaki için çok daha sürdürülebilir bir hayata doğru bizi yönlendirecektir. Burada şöyle bir örnek verelim. Yanınızda bir bataklık var ve oradan sürekli sivrisinek geliyor sivri sinekleri teker teker öldürmeye çalışmak sürdürülebilir bir şey değil çünkü oradan sürekli kaynıyor fakat bataklığı kuruttuğunuz zaman hem kötü kokuyu hem de sivri sinekleri engellemiş oluyorsunuz bizim buradaki davranışımız bize doğru gelen bu sivri sinek dediğimiz olumsuz şeylerin, tavırların davranışların olayların kökenini tespit edip orayı tıkamak ve orayı kurutmak olmalı Ancak bu şekilde uzun yıllar verimli bir öğretmenlik yapma imkanımız olur. Sürdürülebilir öğretmenliğin 18. ilkesi bazı şeyleri de görmezden gelmek. Karşımızda bir ateş varsa fakat bu ateş biz dokunmadan da sönecekse bırakacağız sönecek. Yani ona bir şeyler atmanın, onu söndürmek için hemen müdahale etmenin de bizi yormaktan başka bir şeye yaramayacağını orada görmeliyiz. Bir anlık parlamalar, bir anlık yanlış davranışlar, bir anlık şımarıklıklar bir anlık sınıf içerisindeki dalgınlıklar hemen her şeye tepki veren bir öğretmeni maskaraya çevirebilir. Öğrenciler bazen bu konuda acımasız olabiliyorlar. Bakıyorlar ki öğretmen her şeye tepki veriyor, her şeye cevap veriyor, her şeye müdahale etmeye çalışıyor. Bu zaman bu, bu sefer sınıfın içerisinde bunu dersi kaynatmak için öğretmenle dalga geçmek için mazeret olarak bahane olarak kullanan öğrencileri de uyandırabilir böyle öğrenciler de olabilir sınıfta. Dolayısıyla buna da dikkat edip her şeye çok fazla tepki veren bir öğretmen olmayan kişiliği öğrencinin karşısında veya okulun meslektaşlarımızın karşısında sergilemek durumundayız. Sürdürülebilir öğretmenliğin 19. ilkesi hayata, okula ve derse biraz eğlence katmak. Tamam ciddiyet gerekli olan bir şey. Disiplinli hayat, disiplinli yaşamak önemli ve temel ilkelerden bir tanesi. Fakat bunlar sadece bu şekilde olduğu zaman karşımızdakilerin yetişkin olmadığını, onların çocuk ve genç olduğunu, eğlenceye, oyuna, mizaha, bazen çok daha rahat anlarla şakalaşmalara, bizim ciddiyete ihtiyacımız kadar çok ihtiyaç duyduklarını, yani bu konuların onların ciddi işleri olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla bizim de derslerimize arada mizah katmak, belki müzik katmak, eğlence katmak, bilmece katmak, tekerlemeler katmak, öğrenciyi güldürecek, onun dersten keyif almasını sağlayacak. Bazı baharatlar katmak hem öğretmen öğrenci arasındaki ilişkiyi düzeltecek ve geliştirecek. Hem bizim mesleğimizi eğlenerek yapmamızı, mutlu olarak yapmamızı sağlayacak. Yani hani meşhur bir söz var ya sevdiğiniz işi yaparsanız ömrünüz boyunca çalışmamış olursunuz Yani bu öğretmenliği de sevilen sevilerek yapılan bir iş haline getirir öğrencinin gözünde bu yeri geldiği zaman kuralları esnetmeyi de sağlar öğretmenin ders konusunda ne kadar usta olduğu mesajını verir öğrencinin gözünde yani yeri geldiği zaman espri de yapabilen yeri geldiği zaman öğrencinin halinden de anlayan bir kişi olarak algılanır öğretmen bu öğretmenin stres seviyesini de düşürür. Dolayısıyla daha sürdürülebilir bir öğretmenlik haline gelir. Tabii ki bunu abartmadan yapmak, dozunda yapmak şart. Fakat o kadar şart olan başka bir şey daha var ki o da derse eğlenceyi, espriyi, öğrencinin keyifli vakit geçirmesini sağlayacak olan bazı konuları, nükteleri dersin içine taşımak olmalı. Tabi burada öğretmen mizacına uygun bir şekilde bunu yapmaya çalışmalı. Çok ciddi bunları hayatında çok fazla beceremeyen birisi yapmacık kalabilir. Ona da dikkat etmek gerek. Bununla ilgili tavsiye edebileceğim birkaç husus olabilir. Onları da bu arada söyleyeyim. Bir öğretmenin mutlaka derslerinde mümkünse ünite ve konularına kazanımlarına da bağlı olarak anlatabileceği kısa hikayeleri, fıkraları, belki küçük masalları küçük anekdotları olan bir veri tabanının olması gerekir. Bu aslında tavsiyem üniversite yıllarından, eğitim fakültesi, ilahiyat fakültesinden beri olması gereken bir şey, birikmesi gereken bir şey ama yani hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Bizim toplumumuzda geleneğimizde bir sürü bu şekilde fıkra, masal, hikaye, anekdot var. Bunları duyduğu zaman ben bunu şu konuda anlatabilirim, bu konuya bağlayarak dersin içerisinde kullanabilirim diye hemen bir yere not alsanız 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl içerisinde epey bir malzemeniz birikir. Bu burada hayata e, ders gözüyle, derste kullanılabilecek, kullanılabilecek materyal gözüyle bakmak e, zaten bizim bunları edinmemiz için yeterli bir e, motivasyon olacaktır. Sürdürülebilir öğretmenliğin 20. ve bu videodaki son ilkesi e, işbirliği yapmak. E, öğretmenlik yükü çok olan bir meslek. Hatta seneden seneye yükü artan bir meslek. Çünkü yaşanmışlıkları biriktiriyorsunuz, tecrübeleri biriktiriyorsunuz, bazı dertleri, sıkıntıları taşınması gereken bazı ilişkileri biriktiriyorsunuz. Okulun içerisinde anlaşamadığınız, frekanslarınızın tutmadığı sınıflarla yıllarca muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Velilerle gerilimler yaşıyorsunuz. Bunun bürokratik kırtasiye yükünü taşıyorsunuz. Okul dışı bir sürü görevleri yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ez cümle bu yükleri tek başına taşımaya çalışmak, bir süre sonra o yüklerin altında ezilmek demek. Burada işbirliği yapılabilir ki yapılmalı. Kimler arasında işbirliği? Öğretmen sınıfta dersi anlatma, dersi işleme yükünü öğrencisiyle paylaştığı zaman yük hafifler. Bürokratik ve kırtasiye işleriniz okulda zümresiyle paylaştığı zaman yükü hafifler bazı veli ilişkilerini veya okul dışında yapacağı projelerle ilgili konuları okul idaresiyle paylaştığı zaman yükü hafifler sınıfta yapacağı birçok etkinliği okulunun ve sınıfının velileriyle paylaştığı zaman yükü hafifler yani dolayısıyla biz ne kadar çok yükümüzü paylaşırsak paylaşabileceğimiz yükleri paylaşıp işbirliğiyle çalışırsak o kadar az yorulacağız ve o kadar sürdürülebilir bir öğretmenlik yapabileceğiz demektir. Yani bu paylaşma meselesi de bir öğretmen için son derece önemli bir ilke. Burada da şöyle bir benzetme yapalım. Bir hamal için bel fıtığı neyse bir öğretmen için de zihin fıtığı o demek. Yani hamal çok yük taşıdığı zaman bir süre sonra taşımaması gerektiği kadar çok yük taşıdığı zaman bel fıtığı olur ve artık taşıyamaz. Bir öğretmen de taşımaması gerektiği kadar çok yük taşırsa, zihinsel ve mental olarak, manevi olarak taşımaması gereken çok fazla yük taşırsa, o da zihin fıtığı olacaktır ve bunları taşıyamaz hale gelecektir. Onun için bir hamal nasıl kendini kolluyorsa ya da kollaması gerekiyorsa, rahatsızlık hissettiği zaman kendini dinlendirmesi gerektiğini fark edebiliyorsa, fark etmesi gerekiyorsa, öğretmen de kendini zihinsel olarak bunları taşıyıp taşımama konusunda yoklayacak ve ona göre hareket edecek bir üslupta olmalı. Değerli okur yorum takipçileri bu videoda sürdürülebilir öğretmenliğin ikinci 10 ilkesini konuştuk. İnşallah ileriki dönemlerde bir 10 ilke ile bunu 30'a tamamlayacağız. Videomuzu izlediğiniz için, videomuzu beğendiğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Videonun altında abone ol kısmının yanında bir zil işareti var. Orayı da tıklarsanız yeni videolarımızı anında bildirim alabilirsiniz. Aynı zamanda topluluk kısmında o paylaşımlarımız oluyor. Onları da takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.